Herkese merhaba. Arkadaşlar bu dersimizde select sorgusu kullanımını, temel kullanımını öğreneceğiz ama select sorgusunun çok böyle detaylı kullanımları var. Şu anda ona girmeyeceğiz. Temel kullanımını öğreneceğiz. İlk select sorgumuzu birlikte yazacağız. Ama bunun için öncelikle SQL Server Management Studio'yu kapatıp açtım arkadaşlar. Sizler de bir kapatıp açmanızda fayda var. Bakın hani bazen yerlerin altını kırmızıyla çiziyor ya bazı komutların altını. Bu SQL Server Management Studio real time yani kendi GUI'sini real time güncelleyemiyor. Güncelleyemediği için de refresh edemiyor. Manuel refresh etmeniz gerekiyor bazı şeyleri. Dolayısıyla mesela kapatıp açtığınızda daha önce bizim kırmızıyla hata gibi gözüken mesela şunun altını kırmızıya boyuyordu. O hata mesajları gidiyor. Sizin de eğer bazı alanlarda böyle altını kırmızıya boyadığı varsa SQL Server Management Studio'yu kapatıp tekrar açtığınızda bu kırmızılar gidecektir arkadaşlar. Şimdi hani size bunu göstermek için yaptım. O öğrencinin altını mesela bir önceki derste kırmızıya boyuyordu bazı durumlarda. Hata olmadığı halde. Bu böyle ufak bir bug gibi ya da yetersizlik gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama önemli olmadığı için hani çok kimse takılmıyor buna. Sizler de takılmayın derim. Şimdi hata değil yani. Create Table öğrenci ile benim daha önce oluşturduğum bu açtığım dosya şu arkadaşlar. SQL tablo oluştur diye. Önceki derslerde oluşturduğumuz tablo oluşturma skripti. SQL sorgusu. Tablo oluşturma sorgusu. Öğrencinin o ad soyad doğum yılı bölüm şeklinde mevcut idi bunlar. Şimdi ben daha önceki derste silmiştim arkadaşlar tabloyu. Bakın tables'ın altında herhangi bir tablo yok. Yeniden oluşturuyorum tablomu. Tablom oluştu. Şimdi tables'ına gidip refresh yaptığım zaman tabloyu göreceğim. Şöyle bakın hemen gelmedi. Bir daha deneyin. Tekrar bakın hata bakın. Burada ben bir hata yaptım arkadaşlar. Hata şu. Bakın create table öğrenciyi master'ın altında oluşturdum. Master table'ın altında oluşturdu arkadaşlar. Bakın şu master var ya. Gitti bunun altında oluşturdu. Gördünüz mü? Neden? Bakın iyi oldu aslında. Benim dikkatsizliğim. Ben bunu direkt açtım ve bir query bu şeyi açtım. Veri tabanını seçmeden query'yi açtığımda master default seçili geliyor. Herhangi bir veri tabanı seçmezseniz. Master sistem veri tabanı aslında. Master dediği sistem veri tabanının altında gitti oluşturdu arkadaşlar. İstediğim o değildi. Öğrenci DB'nin veri tabanının altında oluşturmasıydı. Bakın oluşturursun sonra da hocam görmüyorum oluşturamadı diyebilirsiniz. Bunun nedeni de bu. Dolayısıyla bakın bu master'ın altında oluşturduğum öğrenci tablosunu sağ tık delete ile siliyorum. Sildim. Çünkü bu bir sistem tablosu. Bunlara bulaşmamanız gerekiyor. SQL'in çalışabilmesi için gerekli altyapı tablolar arkadaşlar. Bunlara dokunmayın. Öğrenci şimdi bunu geliyorum. Bakın bu SQL skriptine geliyorum. Burada master yerine ben bunu öğrenci DB seçiyorum. Hangi veri tabanında tablo oluşturulacaksa o veri tabanını sol taraftaki kutuya seçmeniz lazım. Az önce yaptığım ufak hatanın düzeltmesini sizlere gösteriyorum. Çok önemli bu. Siz de karşınıza kesin çıkacak. Kesin böyle bir hata %100, %99 değil yaşayacaksınız arkadaşlar. Hızlı çözüm yapabilmeniz için bunu da hani ben de yaşadığım hatayı sizlerle birlikte düzelttik. Şimdi bakın öğrenci DB seçildi. Execute dedim. Completed successfully dedi. Geldim öğrenci DB'nin altına. Tables'ın altına geldim. Sağ tık tables refresh dediğim zaman bakın burada benim öğrenci tablo karşıma çıktı arkadaşlar. Evet, böyle bir tablom var. Şöyle bakıyorum sütunlarını. Bakın sütunları da oluştu. Primary key öğrencinin. Buna ben birkaç tane kayıt atacağım. Yine bu öğrenci DB'nin içinde herhangi bir öğe seçiliyken New Query'ye basarsanız bu otomatik buraya gelir zaten. Yine de siz bir kontrol edin gözle. Buraya gelin arkadaşlar birkaç kayıt atalım. Insert into öğrenci values diyelim. Hemen birkaç öğrenci atalım. Bir öğrenci numarası. Sonra adı Ali, soyadı. Bakın çift tırnak değil, tek tırnak arkadaşlar. Burada bazı öğrenciler yanlışlıkla çift tırnak yapıyor. Kesinlikle hata alırsınız. Tek tırnak olacak. Klavyenizde bir iki rakamının üstündeki tırnak işareti. Ali Kaya. Sonra ne var? Doğum yılı. Bakın doğum yılları önemli. Bunları girin çünkü SQL sorguları yazacağız. Bu doğum yılına bakacağız. O yüzden şöyle benim yazdığım gibi yazın 1995 diyelim. Bölümünü de yazalım bunun. Kimya bölümü öğrencisi. Bunu Ctrl C ile kopyalıyorum.
4 tane kayıt atacağım arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka öğrenci numaralarını değiştirin. İlla birer tane artmak zorunda değil. Bu öğrenci bilgisayar mühendisliği okuyor olsun. Ondan sonra bir diğer öğrenci Kaan olsun. Bu da 1998 olsun. Bu da elektronik mühendisliği okuyor olsun. Son öğrencimiz Zeynep olsun arkadaşlar. Zeynep Özde 1999 olsun. Zeynep de kimya, bilgisayar, elektronik, kimya olsun. Tamam. 4 tane öğrenci. Şimdi bunları 4 öğrenci kaydını atıyorum. Execute'a bastığımda 4 kayıt atıldı. Şimdi bu 4 kayıtın atıldığını ben sağ tıklayıp burada select butonuna görüyorum. Ama kendim yazmak istiyorum. Select. İlk SQL select cümleciğini ben elle yazacağım. Siz de benimle birlikte yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi new query bu seçiliyken, bu tab öğrenci DB seçiliyken şöyle tekrar yapalım. New query'ye basın arkadaşlar. Yeni bir query oluşturdu. Select Yıldız from öğrenci. Klasik sorgumuz arkadaşlar. Burada select seç demek. Yıldız tüm kayıtları demek. From then done eki biliyorsunuz İngilizce'de. Öğrenci tablo adı. Tablo adı öğrenci tablosundan tüm kayıtları seç. Okurken şöyle. Öğrenci tablosundan tüm kayıtları seç şeklinde bir komut. Çalıştırdığım zaman az önce girdiğim tüm kayıtların geldiğini sizler de benimle birlikte gördünüz. Siz de ilk select cümlenizi yazdınız arkadaşlar. Veri tabanında ilk sorgunuzu çalıştırdınız. Hocam insertleri de yazıyorduk. Onlar sorgu değil mi? Evet, onlar da sorgu diye geçiyor. Onlar da bunlar da query string, query sentence diye geçiyorlar arkadaşlar. Yani sorgu cümlesi diye geçiyorlar. Ama Türkçe anlamıyla sorgulama yaptığınız zaman bir veri tabanından veri çekme anlamında kullanılıyor Türkçe. Sorgu dediğiniz zaman aslında şu. Yani bir veri çekme anlamındaki sorgu bu. Bu veri tabanına veri atma sorgusu. Yani bu veri tabanına veri atma sorgusu, bu veri tabanından veri çekme sorgusu ama ikisi de sorgu, ikisi de query. Bakın zaten new query, yeni sorgu diyorsunuz. Tamam. Şimdi select yıldız from öğrenci dedik, şeyleri çektik, tüm kayıtları çektik. Ben bu kayıtları böyle çekebildiğim gibi başka şekilde de çekebilirim. Ben burada select yıldızı sildim, alt virgül, önce öğrenci no yazayım. Öğrenci no, ad, soyad, doğum yılı. Bakın bana öneriyor. Bunu da seçip enter'a basabilirsiniz. Doğum yılı, bölüm, from öğrenci. Bakın bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Aynı sorguyu çekti. Şimdi bunun güzel tarafı şu. Burada sıralamayı kafanıza göre yapabilirsiniz. Mesela öğrenci numarasını tutup en sona alabilirim. Virgüllere dikkat ama en sonda virgül yok. Bakın şimdi öğrenci numarası en sonda yazacak. Bakın ad, soyad, doğum yılı, bölüm, öğrenci no'yu en sona aldım. Hatta öğrenci no'yu yazmayayım. Sadece ad, soyad, bölüm, doğum yılı, bölüm çeksin. Bakın gördünüz mü? İstediğiniz gibi oynuyorsunuz. Sadece isim, soy isim şeyi alın. Doğum yılını alın. Bu şekilde çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada bazen şöyle de kullanılır. Öğrenci nokta ad, tablo adı. Mesela birden fazla tablo ile ileride çalışacaksınız. İleri seviye SQL cümlelerinde birden fazla tablo ile çalıştığınız zaman, bir sorgunun içinde birden fazla tablo ismi yazıldığı zaman karışmasın diye select cümleciğinde kullandığınız sütun hatlarının başına tablonun adını. Tablonun adı nokta sütun adı. Tablonun adı nokta sütun adı. Bizim burada şu anda sadece tek bir tablo olduğu için bu şekilde. Bakın yine aynı sonucu verdi. Çalıştırdım. Aynı sonucu verdi. Bu şekilde arkadaşlar select cümlesinin kullanımı böyle. Şimdi select yıldız yapıyorum tekrar. From öğrenci. Şimdi belli bir koşul ile veri çekmek. Mesela where kullanımını öğreteceğiz arkadaşlar. Sizler birlikte öğreneceğiz. Şimdi belli bir koşuldaki öğrencilerin listelenmesini istiyorum. Bu tüm kayıtları listeler. Öğrenci tablosundaki. İsterseniz burada 10.000 kayıt olsun. 10.000 kaydın 10.000'ini de getirir. Ama siz belli bir koşul
koşula uyan öğrencilerin getirilmesini istiyorsanız buraya bir where yazacaksınız. Where mesela diyelim ki doğum yılı eşittir 1998. 1998 yılında doğan öğrencileri getir dediğim zaman bunu çalıştıracağım şimdi. Hangi öğrencilerin gelmesini bekliyoruz? Veli ve Kaan'ın. Çalıştırdım. Gerçekten de Veli ve Kaan geldi arkadaşlar. Peki Veli ve Kaan geldi. 1998 yılı ve 1998 yılı ve 1998 yılından sonra doğanları getir derse buraya bir büyüktür, büyük eşittir işareti koyuyorsunuz. 1998 ve 1998'den sonra yani 99 da işin içine giriyor. Zeynep de geldi. Eşittir'i siliyorum. Sadece 1998'den büyük doğanları sadece Zeynep gelecek. Yani en genç öğrencimiz Zeynep geldi. 1998'den küçük doğum yılı 1998'den küçükleri getir diyorsam küçüktür yaptım. Ali'nin kaydı geldi arkadaşlar. Bu şekilde where'in yanına koşul ifadesi de koyabilirsiniz. Şimdi şöyle sadece burada mesela doğum yılı böyle dedik. Şunu mesela şöyle de yapabiliriz. Bölüm şunu hepsini bir çekelim tekrar bakalım göstereceğim size. Şimdi ben kimya bölümünde okuyan öğrencilerin gelmesini istiyorum. Ne yazacağız? Ver bölüm eşittir tek tırnak yalnız bakın. Dikkat edin çift tırnak yok. Her zaman tek tırnak. Yazılımda o çift tırnak. Burada SQL'de tek tırnak. Ver bölüm eşittir kimya diye yazarsam çalıştırdığımda bakın kimya bölümünde Ali ve Zeynep kimya bölümündeki öğrencilerin listesini getirdi. Peki şimdi hem kimya bölümünde okuyup hem de 99 doğumlu olanları getir dersem buraya bir and yazacaksınız. Ve bölümü kimya ve doğum yılı eşittir 1999. Hem kimya bölümünde okuyup doğum yılı da 99 olan öğrenci sadece Zeynep şeklinde geldi. Ver bölüm kimya en doğum yılı küçüktür 1999 derseniz o zaman kim gelecek? Tabii ki Ali gelecek. Ali'nin doğum yılı 1999'dan küçük. 1995 doğumlu yani yaşı daha büyük Ali'nin. Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Yani ver cümleciğinin içinde şeyler kullanabiliyorsunuz. Bu kullanabildiğiniz işaretler şöyle şuraya yorum satırında ben size göstereyim. Neler olur? Küçüktür işareti kullanabilirsin, büyüktür kullanabilirsin, küçük eşittir kullanabilirsin. Efendime söyleyeyim. Büyük eşittir kullanabilirsin. Eşittir kullanabilirsin. Yazılımdaki gibi çift eşittir yok burada. Tek eşittir arkadaşlar. Böyle kontrol ediyoruz. Sonra şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir simgemiz var bizim. Şimdi bu simgede örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi şunları siliyorum. Çalıştırdım tekrar. Bakın bunlar var. Mesela bölümü kimya olmayanları getirsin diyelim. Ver Selek Yıldız from öğrenci. Ver bölüm kimya. Bu işaret küçük büyüktür işaretini koyuyorsunuz. Bölümü kimya olmayanlar kim? Bilgisayar ve elektronik bölümünde Veli ve Kaan'ın gelmesi lazım. Çalıştırıyorum Veli ve Kaan geldi. Yani şu değerin dışındaki değere sahip olan kayıtları getir demek arkadaşlar. Bunun dışında and kullanımını anlattım. Bir de or kullanımı var. Onu da anlatayım. Or kullanımını anlatmak için tekrar tüm kayıtlara bakalım. Şimdi istiyorum ki ben doğum yılı 1995 olan veya bilgisayar mühendisliğin elektronik mühendisliğinde okuyan öğrencileri getirsin. Bakın doğum yılı ne olan 1995 olan veya ve değil. Bakın veya bölümü elektronik mühendisliği büyük harf küçük harf dikkat ediyoruz. Türkçe karakter burada sütun adlarını kullanabiliyorsunuz. Elektronik müh mesela. Ver öğrenci doğum yılı eşittir 1995. Şuradan space unutmuşum. Tamam. Ver Selek Yıldız from öğrenci ver'i unutmuşum. Ver doğum yılı eşittir 1995 or bölüm eşittir elektronik mühendisliği. Yani iki koşuldan birini sağlayacak. Ya doğum yılı 1995 olacak ya da bölümü elektronik mühendisi olacak. Bu durumda gelecek kayıtlar Ali ve Kaan'ın kayıtlarının gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ali ve Kaan geldi. Bu şekilde bizim where kullanımımız da böyle arkadaşlar. Bunların çok daha karışık kullanımları var. Onlar ileri seviye SQL kullanımları. Şu anda girmeyeceğiz onlara.
Bir sonraki ders daha temel diğer komutlarla devam edeceğiz. Biliyorsunuz adım adım gidiyoruz. Bir anda zorlaşan konulara girdiğimiz zaman kafanız karışabiliyor. O yüzden bir inşaatı da yaparken zaten adım adım gidiyor. Önce temel atılıyor. Sonra giriş kat, sonra üst kat, sonra ikinci, üçüncü diye gidiyor. Bir anda siz temeli atmadan hemen bir kat yapmaya çalıştığınız zaman ne olur? En ufak bir sarsıntıda o bina yıkılır. Bizim de derslerimiz bu şekilde. Adım adım ilerliyoruz. Sağlam temellerle gidiyoruz ki ileride bir konuya rastladığınız zaman dağılmayın diye. Evet, bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.